Merhaba arkadaşlar. Bugün yine After Effects videolarıyla sizlerle birlikteyim. Daha önce yapmış olduğum bir animasyon vardı. Çocuk kanalları için alt band yapmıştım. Onu birlikte bir izleyelim. Ara render alması biraz uzun sürdü. Hem kayıt yaptım hem de After Effects açık olduğu için bilgisayar biraz zorlanıyor. Evet, çocuk kanalları için basit ama güzel bir animasyon olduğunu, alt band olduğunu düşünüyorum. Gelin birlikte bunu yapalım. Evet, buradan şunları silelim, arka plan. Evet, tekrar oluşturmaya başlayalım. Logomuzu yapalım. Logomuzu yapmak için de resmimizi seçelim. Gerçi resmimiz burada vardı. Görüntümüzü biraz büyütelim. Evet, burada timeline'ımızın olduğu bölgede resmimizin üzerine tıklıyoruz, resmimizi seçiyoruz. Daha sonra Rectangle Tool'dan elipsimizi alıyoruz. Shift'e de basılı tutarak resmimizi seçiyoruz. Şimdi resmimizin dış çevresine bir stroke atayalım. Gerçi buradan da yaparız. Kırmızı olsun, 3 kuruş fazla olsun. Kalınlığını 5 yapalım. Gördüğünüz gibi buralarda kesiklikler var. Aşağı yukarı eşit görünüyor, o yüzden çok sıkıntı değil, böyle de kalabilir. Evet, bunu sağ tuşu yapıyor ve pre-compose diyoruz. Buraya da logo diyelim. Bu seçeneği işaretliyoruz. OK dedik. Evet, sayfamızı sığdıralım. Şimdi alt bantımızı yapalım. Alt bantımız için de evet, şurada yıldız vardı. Bunu alalım. Logomuzu kapatalım, gizleyelim. Şu anlık işimiz yok. Ve arka planımızı büyütmeye başlayalım. Evet, böyle iyi. Şimdi yapmamız gereken ise burada herhangi bir seçim yapılmadan yeniden Rectangle Tool'a geliyoruz. Ve buraya seçimimizi yapıyoruz. Logoyu buradan üstte alalım.
Daha sonra arkadaşlar sizde de burada görünmüyor ise buradaki işareti tıklıyoruz. Daha sonra ise arka planımızın üzerine gelip burada no, nan yazan yere tıklıyoruz. Ve Alpha Mate Shape Layer 1'e tıklıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arka planımız artık çizmiş olduğumuz layer'ın içinde gözüküyor. Shape Layer'ın içinde gözüküyor. Şimdi buna da efekt ekleyeceğiz. Buradan da transform yazalım. Transformumuz geldi. Buradan arka planımızın üzerine atıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi efekt olarak geldi. Şimdi ise pozisyon kısmına gelelim. Keyframe'imizi bırakalım. Şimdi aşağı doğru çekelim. Tabii aşağı doğru çekmiyoruz. Ctrl Z yaptım, yerine aldım. Kaç saniyede bu işlemi yapmasını istiyoruz arkadaşlar? 10 saniye boyunca bu işlemi yapsın. Timeline'ımızın en sonuna geliyoruz. Ve pozisyonumuzu aşağı doğru çekmeye başlıyoruz. Hop, fazla geldik. Evet, buraya kadar geldik. Gördüğünüz gibi ikinci bir keyframe daha atadı. Şimdi bu ikisini seçelim. Sağ klik yapalım. Keyframe Assistant'tan Easy Ease seçeneğini seçelim. Daha yumuşak bir geçiş, hareket olmasını sağlayacak yapmış olduğumuz işlem. İstersek F9 tuşuna basarak da bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Bir de şöyle bir şey yapalım. Scale değeriyle oynayalım. Yine timeline'ımızın başında sıfırdayken Scale'in yanındaki saate tıklayalım. İlk keyframe'imizi atalım. Animasyonumuz 10 saniyelikti. 5. saniyesine geldiğimizde %100'den %50'ye %150'ye büyütelim. Daha sonra tekrar 10. saniyeye gelelim. Tekrar %100'e çekelim. Evet, bu işlemi de gerçekleştirdik. Yine Easy Ease verelim. Bu sefer F9'a basalım. Gördüğünüz gibi aynı işaret oldu. Şimdi buradan bunları kapatalım. Bakalım nasıl olmuş. Yıldızlar aşağı kayarken bir yandan da büyüyor. Üstünüze geliyor gibi bir etkisi var. Evet. Şimdi logomuzun da gözünü açalım. Şöyle logomuzu yerine alalım. Gördüğünüz gibi biraz büyük. Sıkıntı değil. Transform'a giriyoruz. Scale değerini bir miktar küçültelim. Evet, böyle güzel. Bunu da kapatalım. Şimdi alt band saçımızın shape layer ve yıldızları seçip sağ tık yapıyor. Pre-compose diyoruz. Alt band diyelim, ismini verelim. Yine bu işaret seçili. Okey dedik.
Şimdi yazılarımızı ekleyeceğiz arkadaşlar. Sağlık yaptık, new dedik, text dedik. Tabii bu arada bunu söylemeyi unuttum. Siz böyle transparan ekranda çalışmak istemeyebilirsiniz. Ekranı buradan değiştirebiliyorsunuz. Böyle devam edelim. Evet. Arkadaşlar. Ne yapalım? Daha önce yaptığımız Kobalt komik olsun. Regularmış sadece. Alalım böyle yerine koyalım. Şu merkez noktasını da tutalım. Kontrol noktasına bastığımızda, kontrol tuşuna bastığımızda buradaki işareti yakalayacak arkadaşlar. Burada yanlış bir işlem yapmışız. Boş tekste yer açılmış. Bunu silelim. Şimdi bu arkadaşlar yazısını animasyon vermeden önce çoğaltalım mı? İlk önce bir rengini değiştirelim. Evet, içeride kırmızı yıldız olduğu için biraz karışıyor. Şöyle dışına bir çerçeve atalım. Krok atalım. Kalınlığında 5 yaparsak yeterli gibi görünüyor. Evet, şimdi animasyon vermeden önce çoğaltık. Ctrl T ile çoğaltalım. Ne yazacaktık arkadaşlar? Kanalıma abone oldunuz mu diyeceğiz. Şimdi diğer layer'ların gözlerini kapatalım, görünmez hale getirelim. Ve buna animasyonumuzu verelim. Text'e geldik. Arkadaşlara tıkladık. Küçük üçgeni açtık. Text gördük. Text'in yanında animate yazıyor arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Ve tracking'e tıklıyoruz. Evet, tracking amount yazıyor. Buraya buradaki saatte bir tıklayıp neden böyle oluyor? Evet, kaçıncı saniyeye kadar animasyonumuzun olmasını istiyoruz? Şöyle ikinci saniye olsun. İkinci saniyede arkadaşlar gelsin, böyle uzasın. Üçüncü saniyede şöyle olsun. Evet, bunun için yapacağımız animasyon bu kadar. Tabii siz daha fazla geriye de çekebilir, sıkıştırabilirsiniz. Ben şimdilik böyle olmasını tercih ediyorum. Kapatalım. Evet, bunu da gözünü kapatalım. İkinci kelimemiz gözünü açmamız lazım gördüğümüz için. Kanalıma oldu. Üçüncü kelimemiz abone. Dördüncü kelimemiz oldunuz mu olsun. Ve aynı
animasyonu buna da verelim. Animate'e tıklıyoruz. Tracking. Nereden itibaren? Buradan itibaren olacak. Öyle olsun. Da burada yanlış bir şey olmuş. L büyük kaçmış burada. Evet, bunu da kapatalım. Ve baştan bir görelim. Evet, burada bir yanlışlık yapmışız. Neden olduğunu diyordum. Tracking'e ilk başlangıç noktasını keyfine atamamışız. Buna da F9 diyelim. Şurada yapmış mıydık? U'ya basalım. Keyframe olan pozisyonları açsın bize. Tekrar F9 diyelim. Evet, bütün gözleri açılmış arkadaşlar. Hepsi görünür olsun. Evet, şimdi yazıları sıraya sokacağız tabii ki. Şimdi bakalım. Arkadaşlar. Evet, burada burası güzel bir nokta. Burada Ctrl Shift Late diyoruz ve arkadaşlar layer'ımızı kesiyoruz. Kanalımı abone, Ctrl Shift Delete. Burada bu biraz hızlı kaçmış. Tabi siz bunu frame'lere göre de ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi uğraşmak istemiyorum. Oldunuz mu? Burayı da keselim. Ctrl Shift Delete. Ctrl Shift D arkadaşlar. Ctrl Shift D. Delete diyorum. Çağrışım yaptığı için. Evet, bunu da kestik. Baştan bir oynatalım. Evet, şimdi yazılarımızı seçelim. Bunlara da sağ tık yapalım. Pre-compose diyelim. İsmini yazı diyelim. Okey dedik. Bunları da birleştirdik. Şimdi isterseniz alt bant, logo, bunlara da animasyon verebiliriz. Verelim. Nasıl verelim? Timeline'ımızın başına gelelim. Yazı layer'ımızı biraz öne alalım. Alt bantı seçelim. Ve transform özelliklerini açalım. Pozisyona gelelim. Pozisyonda alt bantımızı şöyle ekrandan çıkacak şekilde aşağıya alalım. Sonra saat ikonumuza tıklayalım. İlk keyframe'imizi verelim. Şöyle birinci saniyede olsun. Onu daha sonra ayarlayacağız.
gelelim ve pozisyonumuzu yeniden eski haline getirelim. 540'tı burası. 540'a çekelim. Evet, geldi. Şimdi şöyle bakalım. Evet, bir saniye içinde gerçekleşti. Keyframe'lerimizi seçip F9'a basalım. Easy Ease hareketini verelim. Şimdi buradan bunu kapatalım. Logomuzu açalım. Logomuzda birinci saniyedeyken, 0. saniyedeyken arkadaşlar, scale değerini, saate tıklayalım ve scale değerini 0 yapalım. Görünmesin. Alt bantımız göründüğü anda birinci saniye 1.15'te 1.15'te gelsin, %100 olsun. Bakalım. Önce bir izleyiz verelim. Evet, yanlışımızı gördük. Daha henüz alt bantın animasyonu gerçekleşmediği için, gerçekleşmeden logomuza hareket verdiğimiz için böyle bir şey meydana geldi. Şu alt banta da U'ya tıklayalım. Evet. Şimdi birinci saniyeye gelelim ve şimdi buradan tekrar oynatalım bakalım. Evet, oldu. Oldu, fakat yazıyı bir miktar öne alalım, çok fazla değil, şöyle bir miktar öne alalım ve tekrar oynatalım. Şöyle yazımız logomuzdan sonra gelsin, dolayısıyla şöyle yaparsak yazıda bir gecikme olacak mı, ona bakalım. On saniyenin dışına çıkmasın, onu istiyorum. Evet, biraz sıkıntılı oldu. Dolayısıyla şöyle yapalım. Logomuzun görünme süresini hızlandıralım. Bunu da şöyle çekelim. Tekrar görüntüleyelim. Fena değil, ne dersiniz? Evet, bunu da kapatalım. Durduralım. Arkasını transparan hale getirelim. Şimdi şöyle ilk önce bir kaydedelim. Ve export diyelim. Export render queue. Daha önce bir export açmışım galiba. QuickTime. Arka taraf transparan olacağı için, şeffaf olacağı için, videomuzun üzerine atacağımız için buradan RGB Alpha'yı seçiyoruz arkadaşlar. Arka tarafın transparan olmasını istiyorsak. Daha sonra Format Options'a geliyoruz. Video Codec kısmı var. Video Codec kısmına geldiğinizde ben de animation burada otomatik olarak seçilmiş vaziyette. Burada animation seçili olacak veya biraz daha
düşük boyutlu olmasını istiyorsanız çok fazla fark etmiyor ama PNG'yi de seçebilirsiniz. PNG kalsın. PNG seçelim. Okey diyelim. Ses olmadığı için herhangi bir ayar yapmamıza gerek yok. Okey diyelim. Evet, videomuzun kayıt yerini seçelim. Evet, resimlerimizin ve After Effects dosyamızın olduğu yere kendisi otomatik seçti zaten. Oraya kaydet diyelim. Render diyelim. Evet, render almasını bekliyoruz. Daha önce söylediğim gibi hem kayıt işlemi yapılıp hem After Effects açık olduğu için bilgisayar biraz zorlanıyor. Evet, render alma işlemimiz tamamlandı. Arkadaşlar, bu arada şunu söylemeyi unuttum. Ayarlarımızı yaparken, render ayarlarımızı yaparken RGB ve Alpha'yı seçmemiz gerekiyor demiştim ama onu seçseniz dahi burada arka planın siyah olmaması lazım. Ona dikkat edin. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir dahaki After Effects videolarında buluşmak üzere. Görüşmek üzere, esen kalın.